Vakf Hayriye Cemaat Fondi Matbuat Hizmeti. İbn Umar radıyallahu anhuma rivayet kılan hadislerde otaları Hazreti Umar radıyallahu anhu Khaybar urushida bir katta bog' bo'lak kishiga tegadi. Shunda Hazreti Umar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i aldılarına gelip, ya Resulallah, münaka kımmet baha nersege hiç ege bulma geneydim şu yaşım geçen. Şu devir geçen birer bir. Şu bir katta bağ menge teydi. Khaybar urş devirde. Şimdi bunu ne maksam iken? Şunu oylap kaldım. Münaka katta kımmet baha nersege ege bulma uydum diyende Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bu bağını özünde abkalış şartı bilen, ondan çıkadigan meyvelerini hayır ihsan kılış niyeti bilen vakf kıgendidiler. Yani etekin Allah'ın yolu da, şu meyvesi de. Ana Hazreti Umar Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bu tavsiyelerine binaen mallı, yani şu bağını hediye kılıçlık, miras kılıçlığından tosup, özlerde kaldırıp, meyvelerini, işte bağdan çıkan meyve hasılatlarını, fakir, yetim, yesir, kıynelgelerine vakf kıldım deyip atadılar. Resulullah'ını korsatmalarına mahvur. Yani şu andan İslam dini de vakf cemiyeti yüzeye geldi. Yani şu Hazreti Umar, Resulullah'ın tavsiyelerine şu ameli aşırdılar. Şu bağdan çıkan hasılatlar, şu yetim yesir bir ve bir çarılarına terk atılıştı. Kança kınal koyan adamların manfaat değildi. Vakıf cemiyeti, yani şu Resulullah'ın kursatmalarına mahvuf Hazreti Umar'ı amelleri bilen yüzüge geldi. Resulullah'ın kursatmalarına mahvuf. Yani vakıf digeni aslında Allah'ın rızalığı yolu da yer midi, kuduğ midi, bağrağ midi? Umman insanlarga manfaat yetkizadigan mal mulklarni asarlar midi, kitoblar midi? Shunga o'xshagan narsalarni Alloh yo'lida insonlarga manfaat yetsin deb atab Allohni yo'lida ihson qilishlik asli vaqf. Mana hozirgi kunda o'tmishimizga qarsak, o'sha Sovetni kirib kelishdan oldin bizni buvalarimiz etişerdi ki bu vakf yeri, bu vakf kılıngan hammam, vakf kılıngan kervansaray deyiladi. O şey özü ki tok adamlar malı bar, kudreti ege, yani mal mülküke ege bugan mumun müsürmallar, menden ki inem şu insanlarga manfaati yetsin deyip kervansaraylar kur bergen. Adamlar için. O mirasan bu miydi? Hadiyem kılın mıydı? Ondan çıkadigan manfaatli işleri hammasi şu halklarga faydası tegishligi uchun. O'sha hammomlar qurib ketilgan vaqf qilib, o'sha beva bechora qiynalib qolganlar tekinga kirib o'shandan foydalangan. Hattoki bizni diyordan chiqqan ajdodlarimiz mana hajga borganlarida vaqf qilingan takiyalar, ya'ni mehmonxonalar bor shu Makka, Madinada. Andijon takiyasi, Namangan takiyasi, Toshkent takiyasi, Buxoro takiyasi deyiladi. Ota-bobolarimiz o'ziga to'qlar o'sha joylarda mehmonxonalar qurib ketishgan va qurgan mehmonxonalarni vaqf qilishgan. Va shu yerga hajga kelgan, umra kelgan mu'min musulmonlar qiynalib qolsa, tekinga foydalanishi uchun Alloh yo'lida shu joylarni vaqf qilib, vaqf degani atab ketish, to'xtatib turish degani. Ya'ni atab ketgan o'ziga moddiy ma'naviy ta'minot olish uchun emas, balki shu qurgan binosidan kelgan musofirlar, mu'min musulmonlar qiynalib qolgan inson manfaat topishligi uchun. Mana shu ota-bobolarimizni ham shu hatto shu Makka, Madinalarda vaqf qilib ketgan mehmonxonalari bor. Ularda takiya deyilardi. Ana shulardan bir paytlar ota-bobo bizning yurtdan borgan hojilar o'sha takiyalarni tekinga foydalanishgan. Tekinga manfaatli alishgan va ularni haqiga duo qilishgan. Shu narsalarni qurib ketgan.